kadar mı? Bence değil. Birkaç sözüm var. Biraz senin gibi yıkılmayan duvarları var. Bazen esintili, bazen uzak yakınlarım var. Ben böyleyim. Dersimize başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir şarkıdan bahsedeceğim. Çok da fazla talep de geldi aslında. Athena'nın Ben Böyleyim adlı parçasını bugün size gitar dersini göstermek istiyorum. Ben bu şarkının performans videosunu yıllar önce çekmiştim. O günden beri gelen bir talep var. Ama çok zor bir parça olduğu için biraz ötelemiştim nasıl anlatacağım, işte metodu nasıl uygulayacağım gibisinden. Yine bulamadım ama bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar dilim döndüğünce. Şimdi bu Athena'nın Ben Böyleyim adlı parçası aslında çok eski bir parça. 1967 yılında Fransız bir şarkıcı tarafından sözleri yazılmış. 1969 yılında ise İngilizce My Way olarak da tekrar revize edilerek Frank Sinatra tarafından söylenerek dünyada popülerliğini kazanmış bir parça. 2011 yılında da Athena bunu Türkçe'ye çevirerek bizlere sundu. Çok da sevilen bir parça, çok güzel bir parça, çok dinamik. Şarkının bir bölümü çok slow, sonra çok hızlanan bir parça. O yüzden de zor bir parça. Akorları da biraz abidik gubidik akorlar var gerçekten. O yüzden akorlar şudur. Önce akorları tanıtayım gibi bir şey olmayacak bu videoda. Yeri gelince göstereceğim çünkü çok fazla akor var. Değişik akor var aslında. Durum bundan ibaret. Şimdi kaydımıza geçmeden, dersimize geçmeden önce eğer bu kayıt sizler için yararlı olursa bu kaydı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve de bildirimleri açmazsanız çok sevinirim. Ayrıca bana katıl butonuyla bana ayrı destek sağlayan arkadaşlarıma anons etmek istiyorum. Levent Coşkun, Kenan Nifteliyev, Erhan Özgen, Alican Korkmaz, Gökhan Tepe, Sudeciğim ve Ailem, Kuşali Stüdyo ve de İzmirli adlı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizler de katıl butonuyla alakalı bilgi almak istiyorsanız yukarı karta koyuyorum arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi bu şarkının bütün akorlarını akormatik.com'da hepsini bulabileceksiniz arkadaşlar. Bu şarkının tüm akorlarında Akormatik'in editörü benim abim, canım ciğerim Eylem abi çıkardı. Çok da mükemmel çıkardı arkadaşlar. Girip bakınca göreceksiniz. Şimdi ben de size göstereceğim zaten. Yani en doğru akorlar bunlar arkadaşlar. Bazı internet sitelerinde, bazı videolarda çalınmış, öğretilmiş ama tam doğru değil. Bu şarkının biraz hakkını vermek lazım. Ben %100 veriyor muyum? Hayır. Çünkü söylemesi de çok zor bir parça gerçekten. Şarkının başına biraz, videonun başına biraz mırıldanmaya çalıştım. Kesin hatalarım vardır ama böyle bir giriş yapmak istemiştim. Akorların nasıl şeyler olduğunu göstermek istedim. Dediğim gibi mırıldanması da zor bir parça arkadaşlar. Şimdi önce bir girelim. Performans videosunda çaldığım gibi çalmaya çalışacağım. Performans videosunu çaldığımı söylemiştim herhalde değil mi? Unutkanlık da başladı. Eğer performans videosunu izlemek isteyenler varsa yukarı karta koyuyorum arkadaşlar. Oradan önce bir izleyebilirler. Şimdi şarkının girişi nasıl? Çok karakteristik bir giriş var şarkıda. Hayat. Şimdi öyle giriyor. Nasıl giriyoruz arkadaşlar? Şimdi B9, B7. Şimdi B9 ne ya? O ne falan demeyin. B7 normal basmayı biliyorsunuz diye düşünüyorum. B7 akoru. Buradaki serç parmağınızı kaldırıp ikinciden ikinci perdeye koyuyorsunuz. Ama mi telini tınlatmıyorsunuz en alttakine. Serç parmağınızı kaldırdınız yine ikinci tele kadar. Şimdi gördüğünüz üzere B7 aslında. B7 yazıyor aslında. Yani şöyle olacak. Kulağa çok güzel gelmiyor. Karakteristik bence şu. B9 ve serç parmağınızı kaldırdınız. Bu. Kesinlikle mi telini tınlatmıyorsunuz arkadaşlar. Devam ediyorum. Hayat bu kadar mı? Bence değil. Birkaç sözüm var. Şimdi buraya kadar hızlıca bir anlatayım. Mi. Hayat bu kadar mı? E7. Bence değil. Birkaç sözüm var. Burada hangi akorları kullandık? Mi bastık. Mi maj 7 bastık arkadaşlar. Ya mi'yi anlatmıyorum herkes bilir. Mi maj 7. E maj 7. Belki zorlayabilir. Bence değil. E7 akorumuz ve de do diyez 7'li akor. Hiçbir şekilde arpej, ritim hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece bir kere basıyorsunuz. Son kez yapıyorum burayı. Şimdi E maj 7'nin diyagramını
Montajda olursa koyacağım. Bulamazsam da zaten aslında basit bir şey. Şu şekilde basıp Mi 7, dediğim gibi do diyez 7 arkadaşlar. Son kez yapıyorum. Hayat bu kadar mı? Bence değil. Birkaç sözüm var. Devam ediyorum. Biraz senin gibi yıkılmayan duvarları var. Şimdi burada fa diyez minör, maj 7 gibisinden çok abidik gubidik bir akor var arkadaşlar. Hiç korkmayın. Şimdi fa diyez minör normal basıyorsunuz. Buradaki serçe parmağınızı kaldırıp şuradan dördüncü tel, üçüncü perdeye orta parmağınızı koyuyorsunuz. Benle beraber basın, aynı sesi alacaksınız. Biraz senin gibi yıkılmayan duvarları var. Anladığınızı varsayıyorum. Buradaki ben B7'yi şöyle de basabilirim. Çünkü niye? Yani pozisyon kolay olması açısından aşağı inebilirsiniz ama yok, buradan da basabilirsiniz. Bir daha yapıyorum. Biraz senin gibi yıkılmayan veya yıkılmayan duvarları var. Devam ediyorum. Şimdi en can canlı civcivli yer. Bazen esintili, bazen uzak yakınlarım var. Şimdi burası nasıl arkadaşlar? Mi et at 9, et 9, mi et 9 denilen. Yani mi pozisyonunda şuradan serçe parmağınızda bir fa diyez alıyorsunuz mi telinde. Nasıl? Bazen esintili. Şimdi burada esintili i kısmında E9. Yani nasıl basılıyor? Beşinci tel ikinci perde, işaret parmağınızda üçüncü tel birinci perde ve de serçe parmağınızda da birinci tel ikinci perde. Tekrar sonra mi 7. Nasıl? Bazen esintili, bazen uzak yakınlarım var. Ha, şurada şöyle bir atraksiyon var. Bazen uzak. Buradan serçe parmağınızı bir do diyez alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Bir kere tınlatıp isterseniz serçe parmakla veya ister serçe ister yüzük parmağınızla, ama pozisyonu bastığınız akor pozisyonda hangi telle ikinci telle do diyez basıyorsanız onunla durmanız gerekli olabilir bence. Yakınlarım var. Ben böyleyim. Kendi yolum. Şimdi burayı nasıl yapıyoruz? Burayı tekrar şöyle tımarlayayım. Ben böyleyim, kendi yolum. Burada tabii çift gitar olsa çok güzel olur. La, la bemol, la, la bemol. Mi. Tabii şöyle bir slide girseniz güzel olur. Bundan sonra tempolu kısım başlıyor. En kısım, bence en zor kısım da burası. Şimdi burada şöyle bir giriş var arkadaşlar. Oradan sonra gidiyor. Biraz daha gidiyor arkadaşlar. Şimdi bu. Burada şu şekilde giriyoruz. Şimdi bu
ritim sizi zorlayabilir ama yapmak zorundasınız çünkü böyle giriyor. Yani şu. 3 kere 1. Üstten basıyorsunuz arkadaşlar, vuruyorsunuz. Aşağıdan 4 kere yukarı çekiyorsunuz. Ve en sonda aşağı yukarı. Bir yere kadar bu ritimle gidiyor arkadaşlar. Bırak, tutma beni, pardon, bırak, tutma beni, kaybetsem de üzülmem asla, ne boş kaygıların, korkma bana, hiçbir şey olmaz. Şimdi buraya kadar bunu yapıyorsunuz arkadaşlar ama ritim ezberletmek kötü bir şey olduğu için, mesela ben az önce bunu çalarken size anlattığım ritim üzerinden gitmedim. Başka şeyler de yapıyorum yani. Ne boş yani aşağılarda, aralarda farklı şeyler de yapabilirsiniz gerçekten. Bu ritmi uyduracağım derken sözler kaçar yoksa. Ben en son dersimde aslında metronomla çalışmanın artısını buradan anlatmıştım. Buradaki metronom da mesela 98 mesela arkadaşlar. 98'lik metronom açıp buradaki ritminizi kendiniz de bulabilirsiniz. O videomu da izlemek isteyenler varsa yukarı karta koyuyorum arkadaşlar. Metronomla ritim bulma, arpej bulma adlı videom. Bundan sonra yanlış doğru gibi kısmında ritim biraz değişiyor. Şu şekilde. Yanlış doğru gibi. Bu. Aşağı aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı. Aynı. Ve ben böyleyim, kendi yolumda hayat benim. Şimdi burayı başka şekilde bakacağız arkadaşlar. Şimdi burada ritim aynı olacak. Biraz akor farklılıkları var. Mesela burada sol girecek, sol diyez minor falan girecek. Şu şekilde. Hayat benim. Şarkı bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi burada tek zor olan şey böyle geçişler var. Şimdi burada şeyden gireyim. Hayat benim, her anımı yaşadıkça sevesim var, aldırma hiç. Şimdi burada la gördüğünüzü bar ile bassam belki daha kolay olacak. Ya da yok, normal basayım. Yaşadıkça sevesim var, aldırma hiç. Hece hece farklı akor. Aldırma hiç. Hiç de fa diyez minöre bağlıyorsunuz arkadaşlar. Son kez yapıyorum. Her anımı yaşadıkça sevesim var. Burada da bir an bile. Uf, ne zor şarkı ya. Anlatması da çok zor gerçekten. Şimdi burada neredeydik? Bir an bile, bir an bile. Yani burada bir do diyez sus 2. Bir an bile vazgeçmedi. Şarkı bundan ibaret arkadaşlar. Gerçekten bazı yerler kesin havada kaldı sizde, eminim. Ama aşağı yazarsanız ve akormatik'teki siteye girip, yani bu şarkıya girip linki yorum kısmına bırakacağım. Orada beraber çalarsanız aslında şarkı çok iyi oturacak. Zor bir parça gerçekten, kimse kolay olduğunu söylemiyor. Ama çalışınca bu şarkı çalmak çok zevkli. Lütfen oradan da bakın arkadaşlar.
Benim dilim döndüğünce bu şekilde anlatmaya çalıştım. Gerçekten çalması da, anlatması da, söylemesi de ayrı bir zor. Hatalarım olduysa affola diyorum. Diğer derslerde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Esen kalın, hoşça kalın ve de müzikle kalın, hoşça kalın.